başıza. Amca, nana. Yusuf. Amca, o kötü adamlar nanayı vurdu. Ama nana yine de beni korudu. Yardım et ona. Seni o mu kurtardı? Ölmedi değil mi? Yaşıyor. Hastaneye gidiyoruz ateş parçası. Kapıyı açsın. Niye bunlar benim başıma geliyor Çiğdem? Duygu'nun hala Ali'yi sevdiğini yeni öğrendim. Daha onu şokunu atlatamadan şimdi de bu. Ya Ali öğrenirse? Sanmam. Belli ki Duygu bir sır gibi saklıyor bu meseleyi. O anlatmasa nereden bilecek Ali komiser? Şansa bırakılacak şey mi bu? Drama bak. Duygu Ali'yi ona bir evlat veremeyeceği için terk etmiş. Ali'yi tanıyorum. Bunu öğrendiği an her şeyi affedip Duygu'ya döner. Olan da bana olur. Haklısın. İyi olmadı bu durum. İyi olmadı mı? Felaket oldu Çiğdem. Ama ben de boş durmayacağım. Kabullenip Aziz'in sonumu bekleyecek değilim. Ne yapacaksın? Ali'nin hayatına, aklına, kalbine gireceğim. Her anında ben olacağım yanında. Gerçeği öğrenmeye fırsat bulamayacak. Ola ki öğrendi, iş işten geçmiş olacak. Yani bilemiyorum şekerim Ali. Ne bileyim, sen anlatıyorsun, zor adam. Umarım bir şey yarar. Yarayacak. Yaramak zorunda. Elimden gelen her şeyi yapacağım. Ali'yi kaybedemem. Senin de canını yaktılar mı ateş parçası? Ben iyiyim ama nana. Yusuf, korkmayacak. Benim yüzümden, beni kurtarırken öldü. Keşke o kötü kadına inanmasa. Kadın mı? Hangi kadın? Tamam ateş parçası, ağlama. Her şey yoluna girecek. Şimdi sakin sakin anlat bana. Nana anne kuş gibi buldu beni ama. Kurtardı. Yusuf kaçınca elindeki kozu kaybetmek istemediği için düşmüştür peşine. Benim kim olduğumun bir önemi yok kırımla. Sen hemen 25 milyon dolar hazırla. Bu akşama kadar. Sen depodan kaçalı ne kadar oldu ateş parçası? Çok saat oldu. Hemen kaçtım. Buluşma yerinin adresini yeni gönderdiler bana. Dertleri para değil. Beni tuzağa çekmek için kullandılar Yusuf'a. Alo Nedim. Yusuf'u buldum benimle. Nasıl? İyi mi? Neredeymiş? Konuşuruz. Kaçmış. Şimdi beni iyi dinle. Bana tuzak kurmuşlar. Yusuf'u bulduğumdan haberleri yok. Takası gerçekleştireceğimi düşünüyorlar. Emrin? Adamları topla. Buluşma yerine baskın yap. Beni avlayacağını düşünen o haini avla ve bana getir. Ben sana yapma demiştim Duygu. Ali gibi bir adamı ilişkisi konusunda uyarmak her zaman ters teper. Bir de uyaran sen olunca
Ali hiç şaşırtmadı beni. Ne yapsaydım Volkan? Yağmur ona daha fazla bağlanmadan engel olmam gerekiyordu. Artık kimse üzülsün istemiyorum. Sizin bir geçmişiniz var Duygu. Geçmiş yaraladı onu. Bir de ilişkisine karışırsan iyice deli eder. Ben hiç karışma derim. Üzülen sen olursun sonra. Ali seni tek bir konuda dinler. Hangi konuda? Onu neden terk ettiğin konusunda. Ona gerçeği söylersen dinlerse. Ne oldu? Omzundan yaralandı. Nabzı çok yavaş, çok kan kaybetti. Abi. Abi gitme. Hemen yatağına alıyoruz. Bırakma beni abi. Abi. Doktor amcalar da neyi kurtarır değil mi? Gitmez bana değil mi? Üzülme ateş parçası. Bu sandığın gibi iyi biri değil. Hak ettiğini yaşıyor. Nana çok iyi biri. O olmasaydı satacaklardı beni. Nana kurtardı beni. Dövüştü o adamla. Adam baltayla vurdu ona. Dur bakalım ateş parçası. Gel bir su iç. Sonra her şeyi bana sakin sakin anlat. Olur mu? Otur şöyle. Hadi iç bakalım suyunu. Seni dinliyorum şimdi. Her şeyi en baştan anlat bakalım. Depodan kaçtın. Sonra? Koştum. Çok koştum. Ormana geldim sonra. O kötü kadınla karşılaştım. Polisi aradım. Hemen alacaklar seni dedi. Emine götürdü. Yardım edecek sandım. İyi biri sandım. Aslında o da kötüymüş. Kocası da. Satacaklardı beni. Duydum konuşurlarken. Sonra nana geldi. Tek başına mı geldi? Yani yanında kimse yoktu öyle mi? Tek başına dövüştü o adamla. Sonra ne oldu peki? Nana adamı dövdü. Adam Nana'nın omzuna baltayla vurdu. Nana bana bağırdı, koş kaç diye. Adam bir daha vurdu. Canı çok yandı ama hep beni düşündü. Sen kaç Yusuf dedi. Sonra korkma eve gideceğiz Yusuf dedi. Gerçekten onu kurtardı. Canım limonatayı hiç içmemişsin. Beğenmedin mi yoksa? İçerim sonra. Ben şu işi halletmem lazım. Ali. Hadi bırak da işini biraz beni dinle. Biliyorum bir süredir keyifsizsin. Ama ben senin güler yüzlü halini çok özledim. Onun için küçük bir sürpriz yapmak istedim sana. Neymiş o sürpriz? Küçük bir piknik. Önce bisikletle gezeriz. Sonra açık havada bir şeyler yeriz. Bak. Çok isterdim ama şu işi bitirmem lazım. Lütfen. Hava bugün çok güzel. Kaçırmayalım bu fırsatı.
Yağmur. Onu ümitlendirmen doğru değil. Çünkü sen onu yarı yolda bırakacaksın. O kız sana aşık. Ama sen ona aşık değilsin. Bunu öğrendiğine ne kadar üzülecek biliyor musun? Başka bir insanı gereksiz yere üzme. Senin derdin benimle. Yağmur senden çok daha fazla hak ediyor sevilmeyi. Aslına bakarsan galiba bana da uzaklaşmak iyi gelecek. Tamam, gidelim. Söz veriyorum çok eğleneceğiz. Önce minik bir bisiklet turu, sonra da simit ve peynir. Her şeyi hazırladım. Çimenlere yayılır, güneşin keyfini çıkarız. Toprağa basarız, elektriğimizi atarız. Volkan, bu dosyaları halleder misin? Benim evde bir işim vardı da. Tamam tamam, ben de. Sen işine bak. Yusuf'umuza yaşattıklarının bin beterini yaşasın inşallah. Zaten hırsız mıdır, katil midir demeden niye aldık ki aramıza? Ben onu anlamıyorum. İyi ki kesmedi bizi gece uyurken. Aklım almıyor vallahi. Gözünün içine bakıyordu Yusuf'un. Ne kadar çok seviyordu. Yani nasıl yapar böyle bir şey? İyi de oyuncuymuş vallahi. Hepimiz inandık Yusuf'u sevdiğine. Ay vallahi kendi adınıza konuşun. Benim içime hiç sinmemişti o kız. Yaman Bey arıyor. Buyurun Yaman Bey. Yusuf yanımda abi. Hastanedeyiz. Hayırdır? Küçük bey de bir şey yok değil mi? Neden hastanedesiniz? Allah'ım el kadar çocuk sen koru yarabbim. Yusuf iyi ama mürebbiye yaralandı, onu getirdik. Sen gelip Yusuf alır mısın abi? Burası ona göre değil. Tabii Yaman Bey. Birazdan geliyorum. Bir hastanede ama iyiymiş. Ben hastaneye gidip alacağım kendisini. Allah'ım şükürler olsun. Hemen bir tavuk pilav yapalım Neslihan. Az şeyimi ben atlattık. Tamam yaparız teyzeciğim. Yusuf gelsin de o da çok sever. Ay ben de çikolatalı pasta yaparım. Kaç saattir aç yavrucak. Kim bilir ne üzülmüştür. Abi peki Nana denen o şeytanı da yakalamışlar mı? Aynur, yakışıyor mu sana böyle konuşmak? Ekmeğini yediği insanlara bunu yapan nankörü az bile diyorum abi. Aynur! Nana Hanım yaralanmış. O yüzden hastanedelermiş. Beter olsun. Yaman Bey'in onu öldürmediğine dua etsin. Biricik yeğenine zarar vermeye kalktı sonuçta. Ben çıkıyorum. Pirinç az kalmış. Sen git de kilerden getiriver. Ben de tavukları çözdüreyim. Bu iş bu kadar işte Nana Hanım. Kendi başını yedin. Daha ne isterim? Söz veriyorum çok eğleneceğiz. Önce minik bir bisiklet turu, sonra da simit ve peynir. Her şeyi hazırladım. Çimenlere yayılır, güneşin keyfini çıkarız. Toprağa basarız, elektriğimizi atarız. Keşke her şey farklı olsa. Alo abla. Annemle alışverişe çıkacağız biz. Kadın sıkıldı evde. Biraz yemek yeriz, biraz da hava alırız. Çok geç döneriz, aklın kalmasın bizde. Tamam, bakın siz keyfinize. Şarjım bitebilir, haberiniz olsun. Tamam, senin istediğin bir... Sen de en olmadık zamanda bit zaten. Neyse, söyledim en azından şarjım bitti. Efendim abla. Yok ama emniyetten beri peşindeyim. Yalnız. Bir parka geldi. Tek başına oturuyor. Şu an ortalık çok kalabalık.
Herkes pusuda değil mi Kazım? Evet abi. Nerede kaldın karımla? Korkma bu kadar yahu. İpini çekeceğim altı üstü. Abi, bir mesaj atıp iyice ateşlesek mi ortalığı? Çocuğun kafasına sıkarız gibisinden ha? Aklını kendine sakla Kazım. Film mi çeviriyoruz burada? Tıpış tıpış kendi ayaklarıyla eceline gelecek karımla. Sonunda. Telsizi ver. Çabuk! Çabuk ver. Kuş kafeste. Hazır olun. Arabadan indiği gibi yağdırıyorsunuz mermileri. Hadi göreyim sizi. Lan! Abi. Ne oluyor? Kaç! Abi gel. Babam da geliyor. Kahretsin! Bunlar da nereden çıktı? Lan! Abi! Allah kahretsin! Abi iyi misin abi? Bırak lan beni! Ben bakarım başımı çağırırsın. Sen şunları indir hadi! Abi nereden geliyor lan? Kırımlı! Gene yaptın yapacağını kırımlı! Yakalanıp da öten olursa ölümlerden ölüm beğensin lan! Kaldır lan beni! Kaldım. Yoruldum ben. Biraz soluklansak mı? Sen de ister misin? Tamam. Dinlendim ben. Yarışalım mı? Emin misin? Benimle yarışacaksın yani. Son karar. Ne sandın? Korkup kaçacağım falan mı? Dikkat et de rüzgarından devrilme. Madem bu kadar iddialısın, tam olsun. Kuru kuruya yarışmayalım. Kabul. Kaybeden güzel bir akşam yemeği hazırlasın o zaman. Hay hay. Şuradaki ağacı görüyor musun? Oraya ilk varan kazanır. Başlayalım o zaman. Bir deyince. Ali. Ali. Beni dinlemiyor musun sen? Hı. Efendim Duygu. Duygu ha? Nefret ettiğin için mi çıkaramıyorsun onu aklından? Aşık olduğun için mi? Bütün ekiplerin dikkatine. Kemal Kutucu'nun hapishaneden firar ettiği bilgisi gelmiştir. İntikam sahiki ile hareket edeceği ihbarı alınmıştır. Dosyasında görevli personelin dikkatli olması duyurulur. Bu Duygu'nun tutukladığı mafya babası. Komiserim, anonsu duydunuz değil mi? Duydum İbo. Nedir durum? Ekipler diyor komiserin eve yönlendirdik. Gerekli önlemleri alıyoruz, siz merak etmeyin. Merak ettiğim falan yok. Bilgi almak istedim sadece. Gerekli önlemleri aldıysanız sorun yok. Kolay gelsin. Sağ olun. Onlar hallederler. Ben acıktım. Bir şeyler yiyelim mi? Tamam. Hazırladım ben her şeyi orada. Gel şöyle oturalım. Orada. Yaman Bey, biz dönüş yolundaydık. Yolun ortasında vahim bir adam gördük. Tuzakmış.
Biz geçip gidecektik ama Nana Hanım olmaz dedi. Ne? Durmayacaktık ama o ısrar etti. Kim tuttu seni ha? Kime çalışıyorsun? Konuş. Hemen her şeyi anlatacaksın. Ne olur şimdi sırası değil. Yusuf'u arayalım. Bana cevap vereceksin. Kim tuttu seni, kim? Bak, boşa vakit kaybediyoruz. Yusuf'u arayalım. Korumalar mı yalan söylüyor yoksa mürebbiye mi? Ne işleri çevirdiğimi biliyorsun artık. Şimdi ben sorayım. Peki sen kimsin? Ben söyleyeyim. Her şeyde kötülük arayan güvensiz adam. İşte sen busun. Her şey bu kumpasın içinde olduğunu gösteriyordu. Küçük Bey. İyisiniz çok şükür. Abi sen hemen Yusuf'u eve götür. Çok sarsıldı. Neler oluyor Yaman Bey? Gerçekten onu kaçırmış Küçük Bey. Hayır. Mürebbiye kurtarmış Yusuf'u. Canı pahasına hem de. Borçlandım ona. Ama korumalar? Onu suçladılar. Arabayı durdurdu, emrimize karşı geldi dediler. Bu işin içinde olsa Yusuf'u kurtarmak için ölümü bile göze alır mıydı? Gerçekler elbet gün yüzüne çıkacaktır. Küçük Bey iyi. İnşallah o da iyi olur. Sonunda kanamayı durdurabildik. Bir santim. Sırtına almış olduğu darbe bir santim daha derinde olsaydı yaşama şansı olmazdı. Şimdi nasıl peki, iyi mi? Çok kan kaybetti. Toparlanması biraz zaman alacak. Bizi asıl endişelendiren durum kafasına almış olduğu darbe. Beyin kanaması riski var. Bir süre gözlem altında tutacağız. Uyumaması ve yalnız kalmaması gerekiyor. Geçmiş olsun. Ben kalayım hastanede. Siz gidip biraz dinleyin. Hayır, ben kalacağım. Bu halde olmasının sebebi benim. Hem uyandığında ona sormam gerekenler var. Vakit kaybedemem. Sen bir an önce Yusuf'u al eve götür. Peki. Küçük Bey. Hadi gidelim biz. Hadi bakalım ateş parçası. Bak, bunların hepsini kendi ellerimle hazırladım. Mini piknikte bu kadar oluyor işte. Bir dahaki sefere menüyü genişletiriz. Hatta mangal yaparız bir daha gittiğimizde. Şöyle su kenarı çok güzel olmaz mı? Duygu komiser evinde bulunamadı. Cep telefondan ya da telsizden de ulaşılamıyor. Konum hakkında bilgi sahibi olan personel ivedilikle merkeze haber vermelidir. Nerede olabilir ki? Yine uzaklara dalınmış. Çok açılıyorsun bak, söylemedin ama.
Gitme Yasemin üzerine bu kadar. Kendi haline bırak biraz. Su akar, yolunu bulur. Her şey düzelecek, göreceğiz. Bir dakika ya. Sen nasıl buldun beni? Zor olmadı. Ne zaman canım bir şeye sıkılsa buraya geliyorsun. Seni senden iyi tanıyorum. Yağmur, söz veriyorum bu planı aynı şekilde tekrar yapacağız. Ama şimdi benim Duygu'ya yardım etmem gerekiyor. Nerede olduğunu bir tek ben biliyorum. Haklısın canım. Sen git ekip arkadaşına yardım et. Sen kendin dönebilirsin değil mi? Hı, dönerim tabii. Git sen oyalanma. Kahretsin. Şu kızın gölgesinde yaşamaktan bıktım artık. Yollarda kaldı. Sonunda kavuştuk küçük beyimize. Çok endişelendik, çok. Biliyor musun, pencerelerde bekledik seni. Hoş geldin Yusufçum. Sana neler hazırladık neler. Açsın değil mi? Ne oldu sana oğlum? Yine mi sustun? Küçük bey gayet iyi. Sadece biraz yoruldu. Dinlensin, kendine gelsin, daha iyi olacak. Olur tabii. Geldi ya artık evine. Tabii canım. Ben onun bir dediğini iki etmem. Kuş sütü istesin bulur içiririm. İyi ederim onu. Abi Yaman Bey nerede peki? Yaman Bey hastanede. Nana Hanım'ın yanında kaldı. Ha anladım. Olur da kaçarsa diye başında bekliyor. Polise kendi elleriyle teslim edecek. Hiç cezasını vermeden bırakır mı haini? Nana hain değil bir kere. O beni kurtardı. Nana Hanım küçük beyi kurtarmaya çalışırken ağır yaralanmış. Ameliyat iyi geçti. Bir süre müşahede altında kalacak. İyi olacak. Bana söz verdi o. O gelsin, biz onunla kuşları besleyeceğiz. Hastaneden çıkınca gelecek küçük bey. Merak etmeyin. Ama o gelene kadar sizin kendinize iyi bakmanız lazım. Gelince sizi iyi görsün ve sevinsin değil mi? Ben size söyledim o kız Yusuf'u çok seviyor diye. Baksanıza canını ortaya koymuş Yusuf'u kurtarmak için. İyi de koskoca Yaman Bey niye hastanede onun başını bekliyor ki? Sen kalsaydın ya abi. Yaman Bey böyle uygun gördü. Ay canım yeğenini kurtarmış. Bırakacak değil herhalde. Küçük Bey odanıza çıkıp temizlenmek ister misiniz? Belki önce yemek yemek ister. Değil mi Yusuf? Tamam. Önce banyo sonra yemek o zaman. Yeter be yeter. Kahraman olup çıktı başımıza. Konağa kazık çakar artık. Allah'ım nasıl kurtulacağım ben bu kızdan ya nasıl? Topar çıkınca silahı da unuttum.
Ne haber tatlım? Kime bulaştığının farkında değilsin sen. Çekil yolumdan. Gayet farkındayım Duygu komiser. Kimsin sen? Ankara'dan Kutucu'nun selamını getirdim. Biraz. Polis öldürmenin cezasını biliyor musun sen? Tüm emniyet peşine düşer, anında yakalanırsın. Bir anda bitecekti. Böylesi daha iyi mi oldu ha? Tamam. Bir gelişme olursa haber verirsiniz. Sağ olun müdürüm. Yusuf'u satmak isteyen karı kocanın ilk avukatı değilmiş. Sabıkaları varmış. Polis her yerde onları arıyormuş. Bizim adamlar da ayrıca takip etsinler. Ameliyattan çıkmış. Durumu nasıl? İyi mi? Sen onu bırak da baskından haber ver. Yaman, iyi mi diye soruyorum çünkü içeride yatan o kız sadece Yusuf'un değil senin de hayatını kurtarmış. Oraya resmen bir ordu yollamışlar. Silahlı ve organizeydi. Sağlam bir çatışma oldu. Hepsini çil yavrusu gibi dağıttık ama kaçmayı başardılar. Takipteyiz. Yaman, eğer oraya bir başına gitseydin, oradan sağ çıkma ihtimalin yoktu. Anladık. Korumalar Yusuf'un kaçırılmasına mürebbiye sebep oldu dediler. Onlara asla durmamalarını söylediğim halde durdurmuş onları. Yeğenimin kaçırılmasına zemin hazırlamış. Beceriksizliklerini örtbas etmek için uydurmuşlar belli ki. Yusuf'un kaçırıldığı noktadaki güvenlik kamera kayıtlarına ulaştık. İzle. Yusuf'u kurtarmak için elinden geleni yapmış. Korumalar belli ki senin gazabından korktuğu için yalan söylemişler. Aptallar. Boşuna zaman kaybettirdiler bana. Mürebbiye ile uğraşacağıma Yusuf'u takip etseydim bulabilirdim onları. Ne yapalım? Korumaları yani. Cezasını kendi ellerimle keseceğim. Beklesinler. Doğduklarına pişman edeceğim onlara. Onların yüzünden borçlandım mürebbiyeye. Bir değil iki kere. Hem Yusuf'un canı hem...
Hasta uyandı. Yusuf. Yusuf nasıl? İyi mi? Kıpırdama, yat. Nerede Yusuf? İyi, evde. Bana inanmadın. Ben kaçırmadın Yusuf'u. Biliyorum. Öğrendim hepsini. Yusuf çok korktu. Çok ağladı. Onunla bir konuşsam, iyiyim desem. Ben söylerim ona. Madem bu işin içine parmağın yok, nereden bildin Yusuf'u o depoda tuttuklarını? Siyah minibüse koydular Yusuf dedim ya. Arabanın üzerinde şey vardı. Böyle yapışkanlı şey camda. Orada gündüz oto yıkamayı yazıyordu. Nerede diye baktım. Şile'de. Hı. Sonra taksiyle gittim. Sen de biliyorsun ya. Kaçtın. Kaçmasaydın. Bana söyleseydin. Kaçtığın yetmezmiş gibi peşinde olduğumu anladığında da takside de numara çevirdin. Söylesem dinler miydin? Senin gözünde Nana yalancı. Nana güvenilmez. Yusuf kurtuldu ya. Canım nasıl da korktu. Şeveluru gayi gebuluz da buzlu zalyen mi korsez boş. Türkçe konuş, ne diyorsun? Diyorum ki bir türlü anlamadın sen. Ben Yusuf'a zarar vermem. Asla. Çünkü ben senin gibi bir katil değilim. Yanılmışım. Çok uykum var. Sen git artık Yaman Bey. Yaman. Tamam. Git sen. Uyuyacağım. Uyumayacaksın. Uykuma da karış. Anladım. Soru bitmedi. Sor. Uyuyamazsın. Doktor uyumanı yasakladı. Başın çarpmışsın. Beyin kanaması riskin var. İyiyim ben. Git sen. Bekleme başımdan. Ben uyumam. Merak etme sen. Merak etmiyorum. Sen benim çalışanımsın. Ve bu çalışırken başına geldi. O yüzden şimdi yat. Ama uyuma.
Senin elinden su içmem ben, yaban adam. İstemedi canım. İçmeyeceğim. Kabus bu. Abimin celadı başında bekliyor. Kalkma, yat. Doktor kalkmasın dedi. Hiç mi kalkmayacağım? Olmaz öyle kapalı yerde. Ölürüm ben. Başka çaren yok. Sık dişini. Hiç sevmiyorum hastaneleri. Eve gitsem, orada uyumasam. Buraya gezmeye gelmedik. Ciddi bir ameliyat geçirdin ve doktor uyumanı yasakladı. Ne dediyse onu yapacaksın. Yusuf anlattı. Baltayla saldırmışlar sana. Kaçırılma görüntülerini izledim. Böyle dövüşmeyi nereden öğrendin? Ajanım ben. Korkma. Ajanım ya da ninja değilim ben, yaban bey. Hastaneler sevmiyorum ben. Çünkü çok kaldım. 6 yaşındayken çocuklar beni kafaya taktı. Anneme laf attılar. Ben de kocaman taş aldım, attım onlara. Beni dövdüler. Tepeden aşağı yattılar. İlk o zaman yattım hastanede. Her yerim kırıktı. Aylarca kaldım. Büyüdükçe dayak ye ye öğrendin dövmeyi. Hayata kalmak için. Ben burada ilk kavgamı yaptığımda 8 yaşımdaydım. Kaburga nasıl çatırlar bilir misin? Bütün vücudun o kaburga kırıklarıyla nasıl değişir? Kibrit çöpü gibi bir çocukken sert bir kayaya nasıl dönüştürür o kaburga kırığı seni? Buradan küçük bir taş yuvarladılar. Yuvarlanarak koca bir kayaya dönüştüm. Kusura bakma. Kafam pişirdi. Ali. Yetişmeseydin neler olacağını düşünmek istemiyorum. Görevimi yaptım. Aynı zamanda da sana olan borcumu ödemiş oldum. O kadar. Daha fazlası değil. Yalan söylüyorsun Ali. Duyguyu unuttun falan yok. O nefret dolu hallerin kendini kandırmaktan başka bir şey değil. Beni bırakıp koşa koşa ona gittin. Ama ben duyguyu aklından da yüreğinden de söküp almasını bilirim.
Uyuma. Uyumuyorum. Yüksek bağırma. Yemek saati. Acıkmadım hiç. Yemeyeceğim. Hızlı iyileşmek için yemeniz şart. Ama hasta yemekleri çok kötü. Zaten hasta olunca iştah kaçar. Bir tek harça yerim. O nedir? Annem yapardı. Bizim oraları yemeği. Sır eti, soğan, kereviz sapı, sarımsak. Ne varsa koy içine. Yedi mi uluğu diri yapar. Siz yine de biraz yemeye çalışın. Afiyet olsun. Yaman, biraz bakar mısın? Bekçi gibi başımda. Beni daha da hasta ediyor. Çatışmadan kaçanları bir süre takip etmiş bizim çocuklar. Ama şehrin kalabalığına karışıp izlerini kaybettirmeyi başarmışlar. Elde var sıfır. Eninde sonunda bulacağım bu alçakları. Aileme dokunanı paramparça ederim. Yok ederim. Öldürürüm. Abimi yaptığın gibi değil mi? Acımadan kedi onu. Cani. Katil. Yaban adam. Neden ayaktasın sen? Yat yerine. Bana ne yapacağımı söyleme. Hadi git artık Yaban Bey. Bırak, nefes alayım. Sen kimsin ki bana ne yapacağımı söylüyorsun? Haddini bil. Sen sadece Yusuf'un mürebbiyesisin. Daha fazlası değil. Yusuf'u kurtardığın için bir şey değişecek zannediyorsan çok yanılırsın. Sen benim için hala hadsiz, çok bilmiş, garip bir bakıcıdan başka bir şey değilsin. Ağzından çıkanları ölç, tart. Yoksa kendini kapının önünde bulursun. Daha fazlası olduğumu göreceksin. Hapse tıkıldığına anlayacaksın kim olduğumu. Bekle sen.